Taş, taş, Hello. Merhaba. Kameranı açabileceğim mi ya? Hemen? Açtım var oh, galiba. Tamam şimdi bir dakika. Oldu Bunu, mu? Bu, oldu oldu. Bunu yayına vermem lazım. Bir saniye rica edeceğim. Tabii. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyidir. Sen nasılsın? İyi vallahi. Ne olsun. Bir kameramı da ben şöyle seni full screen'e alayım. Ondan sonra cıma hazırım. E, i̇yi vallahi. Ne olsun. E, Can Bonomo ile bir ben... 15-20 dakika muhabbet ettik. Ondan Harika, sonra seni süper. Bekliyorduk. <laughs> şu an yayında mıyız? İnsanlar an, bizi görüyor mu? Şu mu? an herkes görüyor. Şu an direkt herkes yayına girdi. E, 20 bin küsür kişi vardır yüksek ihtimal. E, chat Val. akıyor yanda herkes oy yazıyor. İşte bakayım kalpler atıyorlar falan filan. Harika, çok iyi, süper. Öncelikle nasılsın İyi misin? Nasıl gidiyor hayat? İyidir valla ne olsun yoğun bu ara provalarımız işte yeni akustik e, videolar çekmeye başlıyoruz tekrar onun hazırlıkları var bir yandan konserler var yeni şarkılar filan falan yine bir e, yoğunluğun içindeyiz sende ne var ne yok nasıl? Valla biz daha... aynı biz bilgisayar başında <laughs> devam yayınlara bir yandan tabii diğer işler koşturmaca biz böyle pandemiden yüzde etkilenmedik hatta bir noktada da insanlara ilaç gibi geldik ama sizin orada olaylar. Evet. Tam öyle olmadı galiba konserler iptal olduğu. Nasıl etkileniriz evet, o konuda? olmadı. Yani bir buçuk sene boyunca evdeydik birincisi. Ve ikincisi de daha kötüsü de konser veremedik. Evet. Ee, çok etkilendi müzik. En fazla etkilenen sektör oldu hatta tabii ki. Ee, ama ürettik. Yani ben kendi adıma bunu... E Tabi krizi fırsatı çevirmek adına bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir albüm yaptık. Evet. Ee, üretkenliğimizin artış gösterdiği, kendimizle kalabildiğimiz bu klişeler maalesef doğru yani insanın evet. kendiyle kaldı, e, kendini dinlediği ve daha üretken olduğu Doğru. Biz de öyle bir süreç geçirdik pandemide. İlk bir kaç ay tabi ne oluyor, ne yapacağız? Hakikaten kaç ay evde kalacağız? Hiç mi hep konser baş, veremeyeceğiz? Hep başta sana? şey dedim böyle hani 2-3 ay sürecekmiş gibiydi böyle. Yani nasıl 3 aya düzeliriz ya falan diyorduk ama. Ya inanılmaz ben 5. ayda kendime ekmek yapmayı aşırı öğrenmiş. <laughs> Artizan ekmekler yaparken falan buldum evde. Dedim ki tamam biz daha devam ediyoruz galiba <laughs> sen devam et Zeynep diye. O konuda babam da ya, çok evet. uzman bu arada. Bir ara ya. Bu, tabii o fena ekmek yapıyor artık o da instagramer oldu yani hani böyle. Baya baya wow. evdeki ekmek tariflerini böyle ölçü ölçü alıp alıp bir de bir şeyler yetiştiriyor wow. buzdolabında falan bilmiyorum mayalar cartlar curtlar ama baya keyifli iş ben de saracağım bir ara. Mutfak becerilerimiz baya gelişti bence pandemide gerçekten. Öyle oldu. Peki evet. bir yandan bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, can şey yolladı bize ee, ne derler sizin karneniz varmış Spotify'da o nasıl seni tatmin etti mutlu etti mi? Ya tabii ki etmez olur mu? Baktım. Az önce baktım. 10 dakika önce baktım. Ee, çok güzel ya. Kötü güzel, değil. değil mi? Bayağı güzel hatta. <laughs> evet. keyifle Dur bakayım. Bir çete bakıyorum arada bir de Spotify Ben chati görebiliyor muyum ya? O, oradan chati göremeyebilirsin. Twitch'e girmen hmm. gerekir ama ben aktarırım buradan. Ee, mesela tamam. ne demiş biri? Şu an anlık bir soru gördüm. Abi Zeynep Hadi ablaya bunu sorar mısın? Spotify'a akustik parçaları ne zaman gelecek? Çok merak ediyorum. Diye bir soru geldi yani şu an sadece anlık. Ya coverları Spotify'a yapma gibi bir e, fikrimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Onlar YouTube'un kendi içeriği olarak e, duruyorlar. Spotify'da kendi şarkılarımızı e, yayınlamaya devam edeceğiz. En başından beridir yaptığımız gibi. Hı -hı. Ama akustik yeni şarkıların olduğu bir e, albüm hedefliyorum. Buradan da ilk kez söylüyorum galiba şu an. Yani şu an evet. bakayım. E, aldın mı cevabını kardeşim diye böyle çok <laughs> abaca dönüyorum şu. Aldın mı cevabını? Bizim şimdi TV biraz da bir daha şey böyle televizyon olmadığımız için biz. Çok e, az ki, ya. Nasıl çok, adapte oluyorsun gerçekten? Çok zor. Çok... O o kadar zor ki. Yani bir kere çok keyifli. Yani ben 4 senedir 4,5 senedir yayın yapıyorum. Daha öncesinde hiç alakam bile yoktu. Bilmiyordum bile platformu ama e, ee, öyle bir alıştım ki artık hani bazen oluyor 50 bin 60 bin izleniyorsun bazen wow. e, 30 bin 20 bin yani bir noktada az önce onu konuştuk işte canla yani bu mutlu etme olayında çok zorlanmaya başlıyorsun çünkü ne bileyim sesin için geleni var. X bir oyunu izlemek için geleni var. Anılarını dinlemek isteyen var. Öğüt almak isteyen var. Her yerden bir şeyler gelince böyle, Aa, a, a, diye böyle bir fenalık geçiriyoruz ama en büyük rahatlığı baskı da. Baskı Müthiş değil bir ya. baskı oluyor. mesela şey derken bile korkuyor oluyorsun. Arkadaşlar bugün yayın yok. Hani dövmeyin. E, çünkü Fenalık geçiriyorum. Evde bayıldım falan gibi böyle vurgular yapıyorum. Kaç gün Ya yani Değişiyor. Biz şimdi artık bir noktadan sonra sözleşmeli yayıncılar haline dönüşüyoruz. Yani ha, tabii. platformda evet. sözleşmeli yayıncı oluyoruz. Zaten bunun bir saat limitli limiti oluyor. işte 80 saat, evet. 100 saat, 110 saat. Evet. Ama haftanın 4 günü, 5 günü, mesela şu 2 gün öncesine kadar kaç saat yaptım? 8 gün yayın açtım, 80 saat yayın yaptım. Yani biliyorsun bayağı bir yorucuydu wow. <laughs> ama hallediyoruz. Ben çok ağırladım. tebrik ederim. Eyvallah, teşekkür ederim. İşte <laughs> i̇zleyicilerden gelen sorular var. Bunları sana küçük küçük ileteceğim. Eee çok darlayan sorular değil, özel sorular falan değil ama böyle insanlara e, sorduk dedik ki Discord'dan soruları toplayın, biz de filtreleyelim bunları, aktaralım. E, tabii en sevdiğin meyveye kadar sormuşlar. Hatta az önce chatten bir arkadaşım arkadaşlar dedim yaratıcı soru bulalım lütfen bir şeyler yazın dedim. En sevdiğim meyve neymiş abi dedi. Orada onun dalgası geçti de biraz. Harbiden ne en sevdiğin meyve ne? Mutlu olsun Eric. arkadaşımız. Erik. Evet yeşil erik. E, en da, sevdiğim meyve. Daha başka bir soru hiç gerek yok. Erik cevabıyla. <laughs> erik kalp yatacağım çete. <laughs> Mutlu olmuştur arkadaşım. Kısa ve net. O zaman geçiyorum sonra. Evet evet. Evet bekliyorum. Ortalama sorulardan biz böyle bir harladık, armanladık ve birkaç tane soru çıkardık. Diyor ki bir evet. arkadaşımız ya da birkaç arkadaşımız konserlerde sahne arkasında yaşanan ilginç bir olayım var mı? Olmaya da bilir. Var mı diye sormuşlar. Böyle hani mesela benim yayında var ben parmağımı uzatıp böyle çaktırmadan internetin kablosunu çekip yayınım gitti yalanı söylemiştim mesela çok yorgundum gibi <gülüyor> hani <gülüyor> aklına gelirse. <laughs> <laughs> ya şöyle bir şey oldu. Ee, Murat'ın e, vokalistiyken Murat Dağıklıç çalışıyorken Manisa'da bir halk konseri verecektik ve karavanımız vardı. Ben uyuya kalmışım ve herkes beni arıyor. <laughs> en sonunda beni bizim Rodimiz aldı, sahneye çıkardı. Benim yüzümde yastık izi var konserdeyim. <laughs> Yeni uyandığın ama oluyor bu. Evet, tabii tabii üzerimde geldiğim kıyafetlerim. Güneş gözlüğü, gündüz yapıyoruz konseri ve şurada yastık iziyle ben bir anda merhaba merhaba falan diye. <laughs> çok talihsiz olmuş bu arada ya. Ve çok komikti yani hani e, asla şey olmadı hani bilerek oraya bırakıldım ve dedim ki kovuldum ya bitti herhalde falan işte klavyeci böyle yapıyor bana. Bittin sen. Filan. Ha. Gittin filan. Allah'tan bir şey olmadı ama yani o çok komikti. 3 yani dakika önce uyanmazsın çünkü konseri 3 dakika kala yani. Artık ayıptır. Ya <laughs> insan, insanlık hali bunlar ya. E çok komik. Evet, tabii biz. ki. Tabii ki. Evet. Tabii, tabii. Evet. İlginç bir anıymış. E, konserlerde sahne arkası kısmını tikliyorum. E, i̇kinci arkadaşlar izleyici sorularından Neymiş bu? Ha fobilerini çok merak etmişler. Eğer varsa ve özel değilse söyleyebilir mi kendisi demiş. Fobi soruyorlar. Mesela böceğe ben, karşı falan var mı? Hiçbir hayvana karşı bir fobim yok. Yani en sürüngeninden işte en büyüğüne kadar çok Çiyan, hayvan konusunda. Tarantula falan hiç sıkıntı değil mi? Hiç, hiç hiç problem yok hayır. Ama klostrofobim. Ha. Evet. E, hatta çok sertti daha eskiden. Şimdi yavaş yavaş işte e, aşmaya başladım. Türlü e, telkinler geliştirerek, türlü yardımlar alarak oradan birazcık kurtulmayı başardım. Ama %100 geçti diyemem. En baskın olarak klostrofobi var. Hmm. Yükseklikten korkmam. E, karanlıktan çok az etmem. Full karanlıktır o böyle yani. Fobi derecesinde de değildir hani yani. Hani Anladım. fobi de diyebilir miyiz? Onu diyemeyiz. Klostrofobi direnleti. Çok öyle var mı benim baskın bir fobim bildiğiniz? Yok Bö ya. Böceklere şaşırdım ama. Yani e, <laughs> evet. Normalde benim alanım o biraz böyle ben egzotik hayvanlarla çok ilgileneyim. ilgileniyorum. Bir yandan da böyle fobisi olan insanlara tamamen iyi niyetle yaklaşıp çiçiyanıydı, tarantulasıydı bir şekilde o tecrübeyi yaşattırıyorum. O yüzden böyle <laughs> avarıyorum kendime. Yani fobim var diye Evet, fo fobim var deyince biri böyle böcekle ilgili hemen Amacım oluyor benim. Tamam bir an önce fobisini yendirmem lazım. Tarantula, çiyan, işte akrep ne varsa getir moduna geçiyorum. Ama sen de üzüldük yokmuş. Ben de hiç yok ya. Ben de çok şeyim ya. Hatta çok sempatik buluyorum ya sürüngenleri falan. Evet Seviyorum. tatlı hayvanlar. <laughs> Bence de. E mesela Twitch yayıncılığı ve YouTuber'lık hakkında düşüncelerini sormuşlar ama biraz sıkıcı bir soru. Yani çok standart geldi gözüme ama hani yayıncılığı zaten konuştuk az önce. E, YouTuberlık hakkındaki düşüncelerin varsa söyle istersen oradan kaçarız diğer soruya. Ya bence inanılmaz bir devrim yarattınız yani. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Şu an e, bu çağın en acayip insanlarına dönüştünüz. En acayip başarılı insanlarına dönüştünüz. Bir bence yanda, çok takdir da, yani. Bir ha, benim hikayem sandım. de YouTube'dan başladığı için zaten evet. aslında hani ta, kırılma noktası diyeyim. Hikayenin başı değil tabii ama... Benim de kırılmam YouTube'lu olduğu için e, çok acayip bir dünyaymış yani. Orada kendi olabilmek, varlık gösterebilmek ve sadece senin için insanların e, orada bulunuyor olması senin yaptığın en saçma muhabbetin bile milyonlarca izlenebilme yetisi bana çok acayip çok geliyor. Enteresan, çok enteresan evet. Şimdi ben de son geliyor yani. E, cidden öyle yani baktığın yaptığın zaman. Yaptığın şey kendin olmak yani. Evet mesela ne benim yaptığım yani. o mesela bilmiyorum ki değişkenlik göstermişizdir ama ben bu işe girdiğim andan beri hep böyle arkadaş muhabbeti, evimdenin muhabbet bilirsem evet. bir arkadaşımla. Evet, Burada biz evet. chat'le de izleyenlerle de insanlar ona demek acıkmış yani, onu açmış. Onu fark ettik biz. Ben hep bunu o böyle yorumluyorum. O çok samimi şeyi o kanalı böyle e, ünlü olan insanların ve halkın seyircisinin o insanın filan hani o aradaki köprüyü kırdı sanki bu e, sosyal medyanın geldiği nokta ve çıkan iş kolları ve edinilen meslekler sayesinde. Oralarda böyle insanların birbiriyle olan iletişimi ve ilişkisi bence çok pekişti ve, ve sınırsız bir yere geldi. Tabii ki de bunun çok e, doğru kullanmayan ve e, ilişkisi oluşturan e, kesimi de elbette var ama bence özellikle ben kendi nezimle konuşacak olursam tamamen kendi medyama sahip olmak, kendi kanalıma sahip olmak kendimi çok şey hissettiriyor bana. Şanslı hissettiriyor yani. Bu işi bu dönemde icra edebiliyor olmak olmakla. Biliyoruz. Aynı şekilde. Bunlara sahip olabilmek çok büyük bir lüks bence. Doğru da bir zamanda bunu yapıyoruz yani. O yüzden çok kıymetli, çok değerli. Az önceki konu evet. Bu da bizim genelde konuştuğumuz bir durum. Bir linç kültürü olayı. Sosyal medyanın evet. da o kadar büyümesi ve işte bu güzel fırsatları getirmesiyle birlikte bir o kadar da bir linç topluluğunu da büyütüyor bir yandan o da bizim korkulu rüyamız yapacak bir şey yok. Tabii aynen öyle. Ama gündem böyle şu an artık doğamız bu böyle ilerleyeceğiz göreceğiz ne olacak. Bakalım herhangi bir boş zamanda Twitch'e girip yayın izliyor musun demişler ben vereyim cevabı hayır. şöyle söyleyeyim benim Twitch konusunda çok şeyim yok hakimiyetim yok. Tabii ki de Twitch yayın açan çok arkadaşım var. Ama çok bir fikrim yok yani açıkçası. Merak et merak da ediyorum bir yandan. Ya Girmek bir de bu aralar yani. çok sık duymuşsundur bir de Twitch evet, yani. bu her, her ki, yerde tabii. bir Twitch dönüyor. Mesela iki sene 3 sene tabii önce ki. gerçekten belirli bir kitle bilirdi burayı. Daha sonrasında evet. onlar bunlar hepimiz bir şekilde sağda solda gözüke gözüke bir şekilde Twitch artık televizyon kanallarında bile konuşulur oldu. Tabii Değişik ki. bir ortam oldu. Evet. Bakalım. Kesinlikle. çok hakim değilim ama olmak istiyorum öyle diyeyim. Bekleriz biz her zaman yayındayız genelde. Olur, gelirim valla. <laughs> Bir soru daha gelmiş. Ee, boş zamanlarınızda bilgisayar oyunu tabii Twitch olunca sorular oradan geliyor. Bilgisayar oyunu evet, oynar oynuyor musun? Ee, eğer oynuyorsanız en sevdiğiniz oyun nedir diye sormuşlar ya ama. ben eskiden çok bilgisayar oyunu oynuyordum. Eee ergenliğimde mesela? işte. Left 4 Dead çok severdim. Aa, atalım mı iki el vallahi. Çok özledim şu an Left 4 dedi ya. <laughs> bir anda. Ondan sonra Half-Life Half oynuyordum. Ondan sonra başka neler oynuyorduk ya. Half-Life, evet. Left 4. Bu arada ben çok daha basit oyunlar gelir sanıyordum. On numara oyunlar geliyor şu an. PlayStation'da en son Last of Us oynadım mesela. Hikayeli oyunlar oh. Ve yani inanılmaz. Eskiden FRP oyunlarını böyle çok şey yapardık meraklıydık. Çok ama iyi. onların adını da unuttum çok eski çünkü bahsettiğim kaç sene önce 16 17 yaşındaydım yani 10 küsür sene önce. O zaman tabii bir de MSN ve bilgisayar gençliği tabii. olarak bir full oyun oynuyorduk yani başka counter oynuyorduk tabii klasik. Çok iyi ya. O oyun vardı. Evet oynuyorduk tabii. Bir şekilde hepimizin hayatında bu oyunlar var ve gidemiyor ya. Yani Tabii canım olmaz mı? Ultimo yoktur arkadaşlar. Can Bonomo ile biz yaşıt olduğumuz için Ultimo dönemine biraz gidiyoruz ama Hani biz ilk bilgisayar kurtları olduğumuz için o Ultima Online var orada. Yoksa Ultima Online oynadın e mı ya? Yok. Yok. Öyle, öyle, tamam he, aman o kadar konuşup konuşup. Bu arada oynadım Tukan dersen diye çok korktum. <laughs> hayır hayır. Bir oyun vardı şu an aklıma geldi ya. O oyun o. Oyun o değildir vardı. ya. Dot. Hangi... Dot neydi? Dota. Ha Dota Dota. Dota lol gibi böyle işte. Evet çok ilginç bir oyun. Bir ara herkes onu oynuyordu ve böyle ortamda seni bilmiyorsam asosyal hissettirecek bir noktaya gelmişti yani. <laughs> Dota konser. Herkes Dota'da bilmem ne Dota'da fan. Ay ne bu şey Dota falan mi? bir onu öğrenemeden Dota, kaçırdım. Taş şatlasını 15-20 dakika yarım saat bir saat oynamışımdır o kadar yani. Dotacılar ayrıdır. Hadi ya o. sen de oynamadın. Tamam. Yok Dota hiç bilmiyorum yani sevmiyorum da çok. Fan değil ya. Şu an. <laughs> Hadi bakalım. Evet geçelim diğer sorumuza. Bu arada vaktine vaktini darlamamak için söylüyorum. Senden bir ee, hareket bekliyorum böyle ne olur da bir işin bir şeyin varsa diye öyle duydum. Ee, sadece şöyle evet. değil, haber vermen yeterli. Bizim burası Twitch platformu Rahatsız. Yani hiç kasmaya Bakıyorum. gerek şu yok. şu an bir 5-6 dakika daha. Süper devam ediyorum biliyorum. o zaman. Evet. Ee, bu arada şeyin özetini aldın mı Spotify'dan 2021 dinlediğin Aldım parçaları? Aldım ya. Çok güzel evet. değil mi? Güzel yapmışlar bu arada cidden. Evet, 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 evet. O, bana geldi ben mi? Çok, Tahmin edilebilir çıktı ilk beşim zaten. <laughs> kendi şarkıların var mı? İşlerine. Hiç yok. Hayır. <laughs> Hep onu merak ediyorum. Böyle hani ben mesela bir şarkı yapsam ve paylaşsam arabada falan onu dinler miyim diye düşünüyorum da Dinle, dinliyor mu insan kendi şarkıların? Dinliyor tabii ki. Ya ba Ama şöyle yani çıkana kadar o kadar çok dinliyorsun, o Bakıyorsun. kadar sıkılıyorsun ki artık yok orası, yok burası, yok miksi, yok aranjesi zaten... Çıktığı anda ve servis edildiği anda sen onu 550 bin kere dinlemiş oluyorsun zaten. Doğru. Ondan sonra da bir böyle yabancılaşıp birkaç ay sonra dinliyorum tabii. Aa ne yapmışız bir dakika nasıl bir şey yapmışız falan gibi dinliyorum. Ara ara ilk albümüm olduğu için Zeyno Disko'yu mesela böyle ara ara alıp <laughs> arabada başlatalım. Yalan söylemeyeyim dinliyorum chat chat arada yani de, ama süper. arada çıkmamış chat, işte listede mesela yani chat, o kadar. Chatten şey diyorlar bana mesela abi sen kendi videonu bile kendi görüntüne bile tahammül edemiyorsun hani şarkı çıkarsan nasıl dinleyeceksin diyorlar. O bence şarkıda aynı şeyi hissettirmez ya yani hani normalde kendi sesimiz bize şey gelir ya itici evet, gelir ya böyle evet. cringe oluruz böyle ay ne kötü konuşmuşlar evet, evet. falan deriz. Acaba şarkıda da öyle oluyor mu diye sorguladı arkadaş arkadaşlar. Onu Yok ya zaten öyle olsa o mesleği seçmezsin yani, yani şarkıcılık o kadar da net bir bir şey aslında yani tabii. Bir soru var mesela hiç şarkıcılığı bırakmayı düşündünüz mü diye bir soru gelmiş. Hani bu bana da geliyor bazen abi yayıncı 4 senedir yayıncısın ama yayıncılıktan bıktığın anlar olduğunda bırakmayı düşünüyor musun? E, diyorum ki evet. yani olabiliyor bazen. O gün çok sinirli oluyorum veya yayıncılıktan dolayı aşırı derecede zorlandığım bir an oluyor mesela. O gün bırakmayı düşünürüm ama asla bırakmıyorum. Tabii ertesi gün hepsi geçiyor. Sizde de öyle bir şey olmuş mu diye merak etmiş bir Ya şey şarkıcılıkla ilgili herhangi bir bıkkınlığım hiçbir zaman olmadı. Yani o olacak gibi değil ama bazen ünlü olma meselesinden Heh, tabii şey olabiliyoruz aslında. yani. Fazla gelebiliyor bazen bazı şey. Burada normal o da bunun bir cilvesi. Yani o yüzden onu da normalleştirmeyi. Ona da adapte olmayı öğreniyoruz evet. zaman içinde tabii Bazen yani. ben düşünüyorum mesela bazı okuduğum yorumlar, maruz kaldığım saldırılar böyle dört sene önce olsaydı ne tepki verirdim? O kadar büyümüşüm ki o konuda. Hani artık görmezden gelme, duymama, işte ne bileyim bir şekilde onu yok saymadan uzmanlaşmışım onu geçen gün sorguladım. Ya Evet ya görünür olma, olmakla ilgili bir derdin olmaması gerekiyor yani. Gerçekten ya yüzde bir bile bununla ilgili bir derdim var. Sana bir azap olabilir, bazı insanlar için bir hediye olarak görülen şey, hatta çoğu insan için. En ufak bir görünüm olmakla ilgili yüzde bir sıkıntım varsa kabusa dönüşebilir yani. Evet. O yüzden zor bir iş gerçekten. Çok yaratıcı bir soru daha geldi, gelmiş. Hadi bakalım. Ee, en sevdiğin yemek nedir ya? Bir şey söyleyeceğim İnsanların niye meyvesini? Ne nedir? Ne nedir? En sevdiğin yemeği sormuş gene biri. Yani bu niye böyle bilmiyorum ya. <laughs> Ya benim en sevdiğim ya Ben yemek yemeye aşık biri olarak en sevdiğim yemek diye bir şey benim enlerim bu arada çok sıkıntıdır yani. En sevdiğin renk, en sevdiğin şarkı, en sev... ben birden fazla şeyi çok seviyorum yani. Mesela yemek, en sevdiğim yemeği nasıl seçebilirim ya? İmkansız Doğru. gibi. Ben de şimdi düşünüyorum spesifik olarak tam hani ben derim mesela karnıyarık pilav bayılırım yani hani. Mesela ölürüm ya inanılmaz Ama bir ikili bu. Bir yandan da ne bileyim Aklıma gelmedi bir anda hamburger de manyağıyım ya hamburger de çok severim. Kesinlikle kesinlikle. Ayırmıyor hepsinin bir dönemi var gibi bir günü var gibi. Oluyor. En zor ya mevsimi de var bu arada. <laughs> mevsimi de var doğru. <laughs> evet. Mesela genelde Murat abi de sormuş takdir ettiği veya kendisine örnek aldığı bir sanatçı var mı? Yine izleyici sorularında bir idolünüz var mı sanatçı olarak diye Tabii soru ki. gelmiş. Tabii ki var. Tezen Aksu. Aa. Tabii ki. Az Tabii mı, ki o az çok net. O kesilme nettir bu arada ya yani o başka bir noktadır başlıktır şurada yani o yüzden. Damardır yani. direkt ya ben direkt aklıma damar geliyor abi yani, yani direkt efkarlanıyorum otomatik olarak öyle bir etkisi çok var. Acayip. kesinlikle. Volt kulağıma takıp sahilde oturduğum günler aklıma geliyor böyle çocukluğum yani 16-15-14 yaşlarında. Böyle aşık olmuş garibim böyle sallanıyor işte. Ya <laughs> Walkman falan vardı ya. Biz nerelerden geldik buralara evet. inanılmaz ya. Şu sene kaset takıyorduk. Yaşadı. ay şey vardı kasede. Kalemle çevir. Makarasını kalemle çevirmek falan. Boş kasetler doldururduk kasetler e Sonra zaten diskman diskman mı diyorduk ona? Yani Diskman. Diskman çıktı ona da CD takıyorduk. Ondan önce de evet. onu hatırlamıyorum ben de. Ondan önce nasıl dinledin? Full Spice Girls dinlerdim o Discman'de. Çok komik. Abi. <gülüyor> <gülüyor> çok tamam. Her döneme denk geldik biz. O çok enteresan. ya. Yani her türlü teknolojiyi evet. gördüğümüz için ben adapte oluyoruz. Gerçi ne işim o kadar yaşlı tribüne girmeyeceğim ya. Evet. şarkıcı ya ben olmasaydı. 28 yaşındayım yani. 28. O, ben, ben de şahidim yani hepsine. Hatırlıyor 28. yaşındık Yaşadık hepsini. 93 yani. doğumlusun. Evet. 93. Ben 87. Ben 28 olmam da bana çok garip geliyor. Ben ne ara 28 oldum ya çok enteresan. Biz ortamın her zaman en küçüğüken şu an büyüklerinden birine dönüştük yani. Acayip. Ben de ortamın ortancasıyken şimdi baya yaşlı oldum artık. Ben dal geçiyorlar. <laughs> Hay Allah'ım ya. Bir son sorum daha var. Senin verdiğin evet. süreyi hesap ederek son soruyu da oraya e, ekledim. Yazdığın şartla hikaye bunları geç arkadaşlar. Tabii ki de bir hikayesi olabilir. Doğaçlama da gidebilir. Ya ben bunu çok böyle anlamlaştırıldığını düşünüyorum bir noktada. Yani beste yazarları illaki duygularıyla bir şeyler yazıyordur. Ama bir yanda da piyasaya uygun tutabileceğini düşündüğü sözleri Tabii de ki. seçiyordur. Yani bu ayıp bir şey değil Tabii ki. Tabii ki. Ne oldu? İlla ki Bir dakika bir Discord'dan mesaj gelmiş. İki saniye rica edeceğim. Tabii bekliyorum. Şu an yan, ben de yanda keşifteyim neler oluyor acaba burada diye. Bir dakika Spotify, bir Spotify'dan bir bilgi gelmiş de onu okuyorum. Egemen Türkçeyi nerede öğrendin ya? <laughs> Hiçbir şey anlamadım yemin ediyorum. <laughs> bir dakika Can mı odaya girmiş biz onların hiçbirini görmedik. Sp Spotify'da Sezen Aksu'dan sonra en çok dinlenen kişi sen misin Türkiye'de? Evet. Oy. Evet, inanılmaz benim için tabii yani. Çok iyi ya. Bir dakika, evet, Bayağı evet. idol aldığın insanın arkasından geliyorsun şu an yani. Vay be, başarı hikayesi. Duygu, duygular şelale. Bunun ne zamandır bu böyle? Ben biraz bilmediğim için soruyorum. Ee, Yeni bir veriye göre mi bu? sene de böyleydi. Oo. Ondan önceki sene de öyleydi galiba üç, bu üçüncü sene galiba değil mi yanlış mı hmm. belki de iki ama üç olması lazım sanırım üç nazar değmesin diyelim evet, çok ederim. büyük başarı bu arada şimdi ben bile gururlandım böyle hani konuyla ya. çok içinde olmasam bile e, empati yaptığım zaman çok gurur verici bir şeydir tebrik ediyoruz seni evet. de. chatte şu an oy çekiyor zaten chat şu an. chat ya oyun... Ay, keşke <laughs> okuyabilsem ya okuyamadım olsun hepinize çok teşekkür ederim Biz teşekkür bu arada teşekkür ediyoruz İyi ki katıldın. İyi ki Güzel Spotify'da sorularınız böyle bir şey. için. Evet. Ee, başka seninle bu, e, bu mecra ya da seninle adım atmış olmak şu an çok hoşuma gitti. Devamı gelecek. Gireceğim bu yayınlara. Oo, şey, bir şey soracağım. Hiç bilmeyen biri olarak çok saçma gelecek bu soru ama Esnavra. gerçekten bilmiyorum çünkü. Mesela ben random girdim, üyelik aldım. Tamam. Ee, seni yayınla. Sen beni böyle yine alabiliyor musun görüntülü filan? Yok, bu ayrı bir program. Yani Dediğin şekilde çete gelebilirsin. Yazı yazanlardan tamam, biri e olabilirsin. Tabii, okay, tamam. ben eğer tanıyorsam da bir e, şey atıyorum. Rütbe verebiliyorum böyle VIP, moderatör gibi. Evet, Tabii direkt okay. gözüme çarpıyor mesela. Bekleriz. Bu arada Zeynep bastık kalpler chat'te akıyor şu an. Ya teşekkür ederim Biz herkese. Teşekkür çok sağ olun. Çok Seni tatlısınız. çok seviyormuş onu fark ettik. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Yine görüşmek üzere. Ben de çok memnun oldum. Çok güzel bir davetti. Çok sağ ol. Evet yine bekliyorum herkese. Her zaman kapımız açık. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Bay bay.